Dallos'larım, sevgili izleyenlerim, hepinize selamlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte internette en çok merak edilen klavyelerden biri olan Royal Clutch G87'yi kutusundan çıkarıp ufak bir şekilde inceliyoruz. Bu ürünü satın almak istiyorsanız açıklamadaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Bana ait bir kupon kodu da var. Aynı o kupon koduyla indirim uygulayarak bu klavyeyi satın alabilirsiniz. Şimdi şöyle bir klavyeyi açalım. Çin'den gelen kargolar klasik arkadaşlar. Yani böyle bir poşette gelir. Hiçbir zaman ayrıyetten bir havalı poşete falan konmaz yani. O yüzden gelirken şey olabilir, hasar görme falan. Bu arada şöyle göstereyim. 17 lira 52 kuruş gümrük vergisi ödemişiz. 8 lira da gümrük sunum ücreti ödemişiz. Toplamda 26 lira 22 kuruş ödemişiz. Yani. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın. Bir tane daha Royal Clutch var. Arkadaşlar bu 300 lira. Bu da neredeyse 300 lira. Kutu tasarımı sıfır. Yani üzerinde bir baskı vesaire yok. Normal karton kutuya şöyle bir şöyle net diyeyim. Şöyle normal Royal Clutch yazmışlar. Bayağı bir ağır bu arada. Hani şuna göre, bunun kutusuna göre. Klavyemiz arkadaşlar RGB. Ben Red Switch olanını tercih ettim. Blue Switch ve kahverengi Switch de vardı. Ben yani tercihimi biraz Red'den yana kullandım ki Red'in sesi hoşuma gittiği için tabi. Evet, kutu içeriği ve sunumu yine dediğim gibi zayıf. Hani fiyatına göre bir sunum sizi karşılamıyor. Klavyemize geleceğiz şimdi. Şöyle klavyemizi bir kenara bırakalım. Arkadaşlar içinden bir adet şöyle Type-C kablo çıkıyor. Bakın altını çizerek söylüyorum. Type-C hani micro USB değil. Adamlar bildiğiniz klavyeye Type-C girişi koymuş. Hani siz bununla telefonunuzu, eğer Type-C telefonunuz varsa onu bile şarj edebilirsiniz. Bakın Type-C ve kablo gerçekten çok kaliteli. Hani verdiği hissiyat, kadifemsi bir yapısı var. Çırt çırtı falan da var. Güzel yani. Bence Type-C olması bir avantaj. Klasik şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Orijinalliğini, ürünün orijinalliğini doğrulayan bir adet şöyle barkod çıkıyor. İki adet şöyle mantar tarzı şeyler çıkıyor. Sanırım bu klavyenin altına bırakıyorsunuz ki hani klavye yükselsin. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü ben de ilk defa sizlerle kutusundan çıkarıyorum. Ve bunun dışında tüm Royal klavyelerden alışa geldiğimiz bir tuş çıkartma aparatı çıkıyor içinden. Kutu içeriğimiz zengin ancak maalesef ki dediğim gibi sunum olarak pek size bir şey sunmuyor. Şimdi klavyemize gelebiliriz. Klavye şöyle bir strafor tarzı bir köpükte geliyor. Şunun bilgisini vereyim. Klavyemiz arkadaşlar tamamen Bluetooth bir klavye. Hani isterseniz tabii ki kabloyla da kullanabiliyorsunuz. Öyle bir imkanınız da var. Ancak klavyemiz kablosuz Bluetooth bir klavye. Şöyle arkasına bakalım. Dallos'larım az önce demiştim yani yükseltmek için. Öyle değil. Bunların yedeği yani bunlardan 4 tane var. Ve bunların hani erirse falan artık yedeğini koymuşlar. Bu düşünülmüş güzel bir şey bence. Arkasında model numarası yazıyor. Onun dışında kabloyu saklayabileceğiniz bir bölüm var. Yani buraya kablonuzu eğer fazla uzun gelirse saklayabiliyorsunuz. Arasından geçirebiliyorsunuz. Düşünülmüş güzel bir şey. On off tuşumuz var. Üstüne bakalım. Üstünde bir şey yok. Yanlar, buralar da ışıklı bu arada. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar üst kısmı metal. Bakın şu üst kısmı metal. Ancak alt kısmı plastik ve alt kısımdaki plastik beni pek mutlu etmedi. Biraz farklı, hani pek kaliteli durmuyor. Bunun dışında bu şekilde. Arkadaşlar şöyle şarj girişini şuraya saklamışlar. Bakın şurada. Bence güzel yani. Fena değil. Şöyle ufak bir ses sesi yapalım. Şunu da getireyim. Bakın. Biraz farklı sesler. Çok ufak bir fark var. Tuşlarımızı çıkarıp isterseniz göstereyim size. Şöyle herhangi bir tuşu alıyorum, çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın kırmızı switch. Gerçek mekanik. Full RGB bir klavye. Bu arada tuş takıldı. Şimdi isterseniz arkasındaki on off tuşunu açalım. Evet. Klavyemiz şu anda geldi. Şöyle aşağı doğru eğeyim. Işık olarak inşallah full parlaklığı bu değildir. Daha fazla arttırabiliyoruzdur. Çünkü çok eksik geldi bana. Çünkü şununla kıyaslayacağımız zaman bakın bu da Royal Clutch RK61. Bu bir üst modeli G87 diye geçiyor. Şimdi bir ses sesi yapalım isterseniz.
Dallosarım klavyenin Bluetooth bağlantısını gerçekleştirdik. Bluetooth bağlantısı çok kolay. Fn'ye basıyorsunuz. Fn'ye bastıktan sonra P'yi basılı tutuyorsunuz. P beyaz bir ışık yanıp sönüyor. Bu işlemde Bluetooth cihazı arıyor ve Bluetooth cihazınıza rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. Şimdi dostlarım bakın altın yani yanlarında şöyle RGB aydınlatma var. Tabii klavye tamamen RGB ancak yanına da bu aydınlatmayı koymuşlar. Ve bu gerçekten düşünülmüş bir şey. Hani bence klavyeyi en premium yapan özelliklerden biri de bu. Tabii ki bunun bir driver'ı var, bir yazılım var. Bu yazılım üzerinden bu klavyeye her türlü kombinasyonu ayarlayabiliyorsunuz. Tuşların ışıkları olsun, yan kısmın ışıklarını olsun ayrı ayrı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Hani RK61 ile kıyaslayacağımız zaman bir kere boyut olarak fark var. Hani daha yüksek bir klavye. Tuş sesleri biraz daha farklı tabii. Hani biraz daha farklı geliyor. Ancak ışıklandırma olarak ben açıkçası RK61'in ışıklandırma kalitesini G87'den daha başarılı buldum. Bunun sebebi ise bu klavyenin beyaz temaya sahip olması. Beyaz olduğu için ışık geçirgenliği daha fazla ve daha fazla ışığı dışarıya yansıtabiliyor. Bu daha güzel bir görüntü oluşmasını sağlıyor. Maalesef ki bu klavyemiz bir beyaz temaya sahip değil. Bu yüzden ışıklandırma kalitesi RK61'inki kadar göze tatmin edici gelmiyor. Tabii ki çeşitli modlarımız var. İsterseniz sizlerle modlara bakalım. Modlarımız zaten arkadaşlar tuşların üzerinden işaretler var. Hani o işaretlere uyarak Fn tuşunu bir asistan olarak kullanaraktan o tuşlarla istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Bakın mesela bu farklı bir mod. Ancak ben tekrardan dediğimi hani söyleyeyim. Ben parlaklığını ışıkların açıkçası pek fazla beğenmedim hani. Bana pek tatmin edici gelmedi. Sadece tuşların altından bir ışık yanıyor. Bu da bu şekilde. Devam edelim. Bu da etrafa yayıyor. Şöyle tuşların hızını arttıralım. Bakın bu şekilde hızımız artıyor. Tabii ki ortam biraz aydınlık olduğu için siz bunu tam olarak göremiyorsunuz maalesef. Bu arada yandaki ışıklandırmayı görüyorsunuz ne kadar güzel gözüktüğünü. Bu gece tabii ki daha fazla güzel gözükecektir. Modlarımıza tekrar bakıyoruz. Bu da güzel bir mod. Ondan fazla mod var diye biliyorum. Ki modlar bunun yani RK61 ile aynı modlar. Pek bir fark göremedim şu ana kadar. Farklı bir mod yok gibi. Şuradan da renkleri ayarlıyorsunuz. P tuşundan. Yani buradaki tuş. Buradan modları. Bu da buradan da modların rengini ayarlıyorsunuz. Tabii hiç uğraşmadan yazılım üzerinde yapmanızı tavsiye ederim sizlere. Burada bastığınız tuşlar yanıyor işte. Bastığınız tuşlar sönüyor. Yani bu şekilde mod olarak gerçekten çok fazla seçeneğiniz var. Bunu yazılım üzerinden tabii ki de dilediğiniz göre ayarlayabilirsiniz. Hani her tuşa farklı bir renk atayabilirsiniz. Yan aydınlatmayı, yan RGB aydınlatmayı değiştirebilirsiniz. Her şey sizin elinizin altında. Hatta tuşların işlevlerini bile değiştirebiliyorsunuz. Yani Z yerine Z'nin görevini Space'e bile atayabiliyorsunuz. Böyle çeşitli çeşitli farklı farklı özellikler var. Yani bu şekilde bence performans olarak, fiyat performans olarak Türkiye'de satılmayan Türkiye'de satılan çoğu klavyeden çok çok daha iyi. Bu klavye Türkiye'de satılmıyor biliyorsunuz. Hani bunu aldığınız zaman bir kere bunun 10 lira bir kargo ücreti var. Bunun 10 lira kargo ücretini ve 20-25 lira vergisini gözden çıkarın. Yani 200 liraysa 230 lirayı gözden, 235 lirayı gözden çıkarın bu klavye için. Tabii ki sizin şansınıza belli olmaz. Hani vergi kesilmez, yurt içi ile gelir, farklı bir kargo şirketiyle yollarlar. Bu belli olmaz. Ancak PTT ile geldiği süreçte ve kutunun üzerine fiyat girildiği süreçte ki muhtemelen sinkine girilir. Maalesef ki vergi kesilecek. Ama dediğim gibi her şansınız güzel giderse, iyi giderse verginiz kesilmeyecek. Bu sadece kutu açılım videosuydu. Yakın zamanda değerli dostlarım sizlerle bunu detaylı inceleme videosunu paylaşacağım. Şuradaki Blue Switch mekanik klavyeyle de karşılaştıracağım. RK61 ile de karşılaştıracağım. Her türlü karşılaştırma videolarını vesaire sizlerle paylaşmaya, sizlerle buluşturmaya çalışacağım elimden geldiğince. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.